Şimdi biz Türk oyunu dedik ama Far Cry, Halo, League of Legends, Metro Exodus, Warface gibi bir ton oyunda görev almış, tecrübesi olan Makedonya, İran, Meksika, Ukrayna, Polonya, Avustralya ve Suriye. Bak Araplar bile var. Ve Türk tabii ki. Başına bizim Erkan Bayol, Erkan abimiz çekiyor. Kendisini Hükümran Senfoni'den, Seydot'tan bilenler vardır. Bizim de geçmişimiz çok eskiye dayanıyor, hukukumuz. 2005-2006 yıllarından var olan bir hukukumuz var. Tabii Erkan abi ve onun oluşturmaya çalıştığı ve onun ortakları ve diğerleri birçok kişi böyle. O Seydot ne yazık ki arzu edilen yere gidemedi. Ama bir ilklere imza attılar. Yani bu ilkleri biz denedik. Demosunu denedim ben Hükümran Senfoni'nin. İzometrik açıdan oynanan işte ne bileyim Diablo'yu düşünün bir. Ne var başka? Neyse onun benzeri izometrik açıdan oynanan bir ton oyuna hani böyle bizim de olsa falan dediğimiz bir tarzda bir oyun idi. Ama ne yazık ki olmadı. O takımda bulunan birçok kişi gerek yerli gerek yurt dışında farklı oyun stüdyolarına dahil oldular. Ve muazzam işlere imza attılar. Yerli mesela burada takılanlar mobil oyunlara yönelik marka ve Türkiye'de en çok oynanan oyunları yaptılar. Hakikaten en çok oynanan oyunları ve kült oyunları yaptılar. Ondan sonra yurt dışındakiler ne bileyim God of War'da çalışandan tut işte burada yazan oyunlarda çalışan insanlar var yani. Haliyle belki onların istedikleri oyunlar çıkmadı yerli oyun olarak ama oradaki tecrübeler, oradaki zorlukları bilen insanlar, o tırnaklarıyla burunlarının böyle sürte sürte artık aşınmış olan insanlar muazzam projelerde yer aldılar. O yüzden bunu böyle bir önemi var. Artı şimdi Erkan abinin de en azından önümüze yeni bir projeyle çıkarak ve başarılı gözüküyor. Çevresindeki insanları toplayarak bakın burada diyor zaten öyle parasal olarak desteklenmedik diyor mesela şey dördüncü paragrafta. 50 tane başarılı insanın farklı topluluklardan farklı oyunlarda görev almış insanların bir araya gelip yaptığı bir proje bu. Evet. Metaverse Team. Bu geliştiricinin adı da bu. 2507. Earth was dominated by giant corporations. Angelicon, a marginal company, initiated a project codenamed Transcendence. It promised infinite life and an escape from the now dying Earth. Once the project was completed, Angelicon quickly became a global force reckoned with. Not for long, though. They lost the control over their Neo-Humans. Başı now called ya. The Fallen Angels, Neo-Humans rebelled and won a spectacular victory. Mysteriously, they did not deliver the final blow and retreated. Iset, the leader of the angels, dedicated herself to engineering new angels. It is still an enigma why she chose to spare the corporations. After the war, the Transcendence Project had been banned. Ya da yarım sabah mı baksak ya? Humanity's progress did not stop, of course. The show must go on after all. In 2702, deep space operations of the corporations had stalled due to a newly risen danger. The infested. They have discovered that this organism has destroyed many alien civilizations. When corporations began colonizing exoplanets, millions of desperate people saw this as an opportunity and settled in. Alas, the infestation hit these brave frontiers hard. You were a top-tier military pilot before the infestation decimated your home station. Now you are scavenging with your friends. One day, your ship captured a peculiar signal. Analysis revealed an astonished discovery. It was a Neo-Human beacon. You yeniden, hit big this time. Yeniden medeniyet inşa ediyoruz. Hayda. Erkan abi hayırdır ya? Bir anda dekolteli ablalar. Onu söyleyebilirim ama seksist olmuş. Gereksiz seksist tasarımlar var yani. Nerede oğlum o Türkçe? Aa takıldı.
Full çıkınca mı Türkçe? Başlıyor. Mesela Mass Effect'teki şeyler falan gayet ideal yani. Şey tasarımları, karakter modellemeleri, vücut hatlar, şunlar bunlar. Burada biraz daha böyle Z kuşağına odaklı gibi gözüküyor. Wake up, child. Uyan bebeğim diyor. It is time. Beklenen Türk oyunu diye başlık atmışız oğlum, ne Empire ya? Welcome to the first day of your new life, Master Phoenix. I am Sothis, a 7th gen AI companion bot. The mother bound me to you eternally. I await your orders. Evet. Yeni hayatına hoş geldin. İşte ben Sothis, bir yapay zeka botum. Şu mother dedi, şu arkadaş bizi işte oluşturuyor, koruyor, bilmem neyse, senin işte komutlarınızı bekliyorum diyor. Bize tahsis etmiş, edilmiş. Bana ne oldu diyoruz? Elim, kafam. Where's my body? Vücudum nerede diyor. What happened ne to oldu me? Bana diyor. You have been killed. Luckily for you, the mother was nearby and decided to save you and your friends. She even transcended you. See? Now you are something far grander than a mere human being. Congratulations. Ölmüşüz, arkadaşlarımız saldırıyordu, söylemişti zaten az önce giren trailer'da. Bu mother dedikleri anne yakınımızdaymış, bizi kurtarmış işte. Artık insanlıktan çıkmışız, daha başka bir şeyiz şu an. Ondan sonra arkadaşlarıma ne oldu diye soralım. Where are my friends? What happened to Aurora? I remember they Aurora. I calculate you might have plenty of questions. However, first things first, Master. You have been summoned by the mother. It is time. Cevap verme. Go and meet with your maker. Arkadaşlarla alakalı cevap vermedi. Seni tekrar işte geliştiren, oluşturan, yaratan, like buluş gibisinden meet your maker diyor. Böyle yanımızda bu mu geziyor? Şimdi herhangi bir maddi yardım almamış 50 gönüllü oyun geliştiricisi tarafından yapılmış bir oyun için gayet iyi gözüküyor. Evet. Bir de zaten yaklaş diyor. Bu arada RPG oyunları ve bu diyalog bazlı oyunlarda zaten grafik de çok bir anlam ifade etmiyor. Tamam, çok önemli son dönemlerde ama okuduk yani, az önce girişte okuduk yani. Anlattım ben size Erkan abi ve onun yoldaşlarının nelerle ne mücadele ettiklerini. Ha şimdi çalışma stili, tarzı, şu bu bilmem beni ilgilendirmiyor. Biz dışarıdan bir oyun stüdyosu kurmaya çalışan, oyun stüdyosu altında bir oyun çıkartmaya çalışan bir adam biliyoruz. Çalışma stili, tarzı, şu subusu, kimisi beğenir, kimisi beğenmez, kimisi problemleri vardır, kimisi sevmiyordur. Kimisi Erkan abi değil, Erkan abinin oluşturduğu sistemi sevmiyor falan, o bizi bağlamıyor. Yani developerlar izliyorsa aralarında, eski hukuklar olanlar veya ortakları, bu beni alakadar eden mevzu değil. Benim alakadar eden mevzu, bir şeyler yapılmaya mı çalışılıyor? Boş konuşulma, ortaya bir şeyler mi konuyor? Konuyor. Ben onun üzerine hareket ediyorum orada. O yüzden kimisi de bu yağlıyor, mağlıyor, kıyak geçiyor falan demesin yani. Neyse, devam. Dur anneciğim, bir dakika gelmeyeceğim. Şöyle bir koşuyor. Ne yapmış? Şey, bardak tutacağım. Tutan robot. Ablaların saçlı. Ha baba, beni takip ediyor. Bunların hepsi farklı bir karakter herhalde. Bunların hepsiyle tanışacağız. Oo. Bu ne?
Burada ayrı bir habitat kurulmuş. Tamam, devam edelim. Bu neymiş? Büyük ihtimal şeysiz geldiğimiz için, görevsiz geldiğimiz için otomatik çalıştı ama. Buralar aktif oluyor biz gelince. Aha. Ne diyor? Available. Daha olmamış mı? Next. Neyse, şu şeyle bir görüşelim. Bu arada karakter karizma. Sevdim. Tipimizi sevdim. Kekeleyeceğim ben şimdi. Kekeleyeyim bakayım onun karşısında. Heyecanlanıyoruz. Ay. Speak only when you are allowed. My phoenix, my last born. You will make your mother proud. You will trust your mother. Respect your mother. Always. Now go meet the nightingale. She will help you orient your new form. You have much to learn. You will leave now. Oğlum bayağı hanıma çıktı. İşte, ha, dur bakayım. What was that? Why do I feel so frightened? I need answers, quick. Plazmanın içine girdi kadın orada. İşte izin verildiği zaman konuş. Bana güveneceksin. Ne bileyim, biat edeceksin, şöyle böyle. Git şimdi şu, ne diyor? Nightingale'le bir görüş bakayım diyor. Benim en sondan evladım hesabı. Bize bir konuştu da bu ne yapıyor şimdi? Konuşalım bakalım. Neredeymiş? Downstairs. Aşağıda. Merdivenlerden aşağıda. Heh, şurada. Find Selin. Selin adlı bir hanımefendi. Hanımefendi. Who are you? Kimsin sen? Hey. Well, I don't think we've met. Correct, brother. I am Selene Vivari, also known as the Nightingale. It is a pleasure to see you in your new transcended form. I am responsible for your orientation. Senin buraya adapte olmanda görevli olan kişi benim diyor. I'm feeling much more relaxed and at ease now. It feels awesome and weird. It happened right when you started talking. Yes. I am helping you now to calibrate your emulators. I also just uploaded you all the information that you might need at the moment. Time to time, you will require further maintenance while learning how to master your skills and adapting your new body. Do not hesitate to ask for help then. İşte bize yardım edecek her şeyle. Yetilerimizi kullanmada, ne bileyim. Başka? Öğrenmede, adaptasyonda, her şeyde tamam. Tam hala görevlerim, sorularım var diyor. Wait, I already know. I know how nasıl I died. I even know how the mother found mother us. Mother nasıl bizi buldu diyor. I remember Osiris's landing. How do I know the name of the ship? As I told you, I just uploaded all the information. Bütün bilgileri yüklemiş bize. You also know I am a super medic. Capable of healing almost any wound fast. Medikmiş, be it a neo-human, an old one, or sıhhiye even an infested being. Anything else I can help you with? I wonder about my dostlarımı merak ettim, soracağım bakalım. I wonder if my friends are safe. Yes, they are safe, of course. You definitely uploaded everything I was about to ask. Well, I guess being an angel has its perks. Angel, we neo-humans actually do not refer to ourselves as such. The old ones, humans I mean, they used to call us angels. At least it was the case until the Interhuman War. Fallen angels. The corporations call you fallen angels, you know. I think you still need further tweaks in your sympathetic cores or cerebral cortex area. You are still confusing yourself as one of the old ones. Unfortunately, I cannot touch your core. Only the mother can. I am sure she will make you perfect over time. She definitely will. Bizim de ruh gibi bir şeyimiz var. Ona sadece mother, işte anne dediği şey, karakter erişebiliyormuş.
Not sure if I really like this. Nasıl olacak bu işte bakalım. I'm no longer human. Aynen, artık daha iyi insan değiliz. Not sure if I like it this way though. Do never worry. We got your back. Merak etme, diyor, seni diyor kollayacağız diyor. Yo, şöyle tam çıktığında Türkçe dil desteği olacak. Ben de küçük çevirmeye çalışıyorum işte. Geçmişimi hatırlayamıyorum. There is one missing part though. I can't remember my past. I mean, my human past. I can't even recall my own name. That normal is perfectly normal. It is part of the process of transcendence. Böyleyken diyor, geçmişini you cannot keep your past with your new self. Artık it would only yeni demoralize you, frustrate you. Insignificant memories were all erased. Memories which would make you unstable were all erased as well. Your personality was kept, however. You are Phoenix now. You are a neo-human, one of us. You will adapt, brother. Now I suggest you talking with Aurora. Unlike you, I cannot directly help her emotions. I think she might need your help. Yet, be careful and gentle, please. She is suffering. A lot. Bu Aurora dediği kişiyle görüşeceğiz. Hadi bakalım. Aurora. Hatırladı onu. Of course. I almost forgot. O da olmuş herhalde. Damn. O da böyle yeni. How am I supposed to do this? Dönüştürmüşler. All right, I'm on my way. Lekler hoş geldin. Aurora neredeymiş? Acı çekiyormuş o. Oturabiliyor muyum? Konuşurken bizi nereye alacak acaba? Ha, böyle. Hey. Hey. Yayı kayran içiyor arkadaşlar. Ay, sorry. I'm not ready for this. Neden acaba? Bize ne trip atıyorsun lan? Sanki ben yapmışım gibi. Active message panel. Check available mission and simulations. I remember you. Comfort Dave. Şu an konuşmuyor bize. Şurada bir karakter var. Kim bu? Stay away from that witch and that big fella. Şimdilik bundan uzak duralım diyor. Oğlum niye dokunamayacak şey yapmayacaktık o zaman? Yani şurada biri var. Wait. You. Oh, the newborn. The mother's new toy. How cute. Now go play with your wires or something. Now, beat it. You killed. Ah, hatırladı bunu. Şey diyor. Ah, işte yeni doğan, ne bileyim, annenin oyuncağı falan, böyle biraz şey yaptı. O çok ne kadar sevimli falan. Hepimiz. I remember how you killed me and my friends. Taradı bakalım, doğru mu? Master, everybody is strictly forbidden to fight. The mother is watching. As a reminder, Deva is with us due to Iset's orders. Let us continue, shall we? Kavga yasak, biz de devam edelim diyor. Anne izliyor bizi falan yaptı. Kavga edemiyoruz. Bir tane görev var. Şu neymiş? Aktif mesaj. Anneden mi geliyor? Captain of the ship, the last born, the Firebird. Allah Allah. Mother. I am the Need some techno. Poor Inklings. Even the I will never forsake. Vay, hepsini mi yönetiyoruz lan? Hepsinin kendi skillacı var. Trust your mother. Follow her lead. Yanlış yaptım belki. Onun bir şeyi yok.
We evolved, and in the process, made you obsolete. Sonic, Void Storm. Daha oyunu görmedik, oyunun asıl yerine gitmedik. Bu. Need some techno. Bir. And vodka. Şey gibi düşünün. Hub'dayız şu an, bir hub gibi düşünün. The tragedy of life is. I will endure. I will adapt. I will rise. Çok da bir şey değişmiyor gibi. Drop pod koyduk. Bir de o drop podların şekli mi var? Neyse çık bundan. Oyunu sevredi. Burada ne yapacakmışız? Bölge mi seçeceğiz? Ne oldu lan? Dur. Savaşa gireceğim. Yo belli. Olsaydı bunlar gidilecek başka yer olsaydı büyük ihtimal seçtirirdi. Hoş. Çok iyi lan. Aşağı düşüyoruz. Active map modül. Find trigger and tutorial combat simulation. Learn fundamentals. Combat. Şunu da gideceğiz herhalde. Captain of the ship. The last born. Firebird. I am the ministering angel. Like the lady with the lamp. Yok, değiştirmeyelim, aynı kalsın. Need some techno. And vodka. Ha, bunlar drop şeyleri var. Savaşı nereden geliyor oğlum? Ha şuradan. Investigate. Ha şuraya gideceğiz. Bing mission. Ha göreve başlayalım şimdi. Oo ne oluyor? Deployment turn. Tur bazlı bir sistemimiz var, öyle gözüküyor. Tek tek şey yapıyoruz, indiriyoruz. Keep your mind in strange ability. Evet, indirdiğiniz yerleri düşünerek, işte mesafeleri, şunları bunları her şeyi düşünerek hareket edin diyor. Tamam, combat turn. Close combatçı mesela dibine getiriyorsun. Öbürleri tüfekli sıkıyor falan. Redeploy. Öldü yine. During combat turns you can redeploy. Action is only available when you're not standing top of your pod. Benim çok sevdiğim ve oynadığım bir tarz değilmiş. Onu bu arada söyleyeyim. Ve tamam, 4 tane karakter mi indireceğiz? Atmosfere bakalım. Bu ablamız burada. Buraya mı indireceğiz? Tamam mesela. Bu tüfekliydi, range. İndirelim bakalım. The daughter of the storm is in the club. Kendim indireyim. Şuraya indireyim onu. I am the fire revenant. Saçma salak bir yere indirebiliyor muyum mesela? Şuraya indiremiyor. Mesela yok, yukarı inmiyor. Şu öbür tarafa indirsem. Neyse hadi bir yan yana indireyim. Oo. Deployment in Nightingale reporting. Enerjimiz GG'ledi. Tamam. Bomba mı? Diyelim bakalım ne olacak? Oha onlar da mı geldi? I'm the matriarch of lust.
Herald of the Lightning. Nasıl? Bir dakika abi, bu kadın bizde değil miydi? Satış mı yaptı şimdi bu? Bunu vuralım bir önce. Oo çok şeydi. O zaman bunu vursun. Pod bonus lost diyor. Ha, podundan hareket ettirirsen sıkıntı. Ben diğer karakterlerimi seçemiyorum. Bir daha mı sıkacağım? Podumu taşıyorum. Go go go! Yürüdüm. Bitti mi bu pod? We'll be there in no time. Fire it up. Heh. Biraz daha yaklaşmam lazım. Finally. Şey gitti. Nice. All that destruction, futile. Oo, Fatih'im hoş geldin. Teşekkür ediyorum BitDesteği için. Yeni bir yerli oyun deniyorduk. Bu arada bu onu kaçıracağız buradan. Understood. Bu hiçbir şey olmuyor. Başkasının kodunda bonus yok. Geç. Hiç çok da bir etkisi olmadı. Şimdi sıra ya düşmanda. Ne yapıyorsun bacım ya? Lightning at the ready. Moving. Yürüdüm sıkacağım bakalım. Go go go. Puan yok. Mother's finest. Öldürelim. Easy now. I'm here. Kodunu getirelim. Çok da iyi vurmuyormuş. Bir tane daha vurdum. Öldü, ölecek. Bayağı 3 tane vurduk ya. Hareket var mı? Hareket yapamıyorum. Kodunu yaklaştırdım. Tamam, iptal. Cam bastı. Vallahi cam bastı. 3 tane bastı. Fulledi abi. Bu bize vuracak şimdi. Vallahi öldürdü. Bir tane daha çaktı, öldü. They will be dead before they know it. Come, sweetie. Infinite yes. Pleasure awaits. On the move. Cheers, mate. Evet, Diva öldü. Diva'yı yedik. Onu da tarıyorum. Here to help. Şuna cam basacağız. Bas bir tane daha. Tamam. Bunu kaçırmamız lazım. Micro stance. My little angels will take care of you. Bu bize bir debuff veriyor ama ne veriyor anlayamadım ya. Daha ayak vuramıyor muyuz? Oo, çift dönerek sıktı.
Onun dışında bir şey yok. Cam basacak herhalde. No. Guys. Aa, tekledi lan. Kızı tekledi ya. Mother's finest. Finally. Öleceğiz büyük ihtimal. Biz yiyecek ya. İblis bizi yiyecek ha. Nice. Easy now. I'm here. Ne can basmıyor? Kızım bassana. Güne kadar girmeye çalışsak. Patladık. Öldü abi. Fire it up. Oh, that destruction. Futile. Kendimi kurtarayım bari. Ne diyor? Hero resistance. Ya ben bu kızı... Ha, dur bakayım. Worry not. Şimdi oldu. The pain will go soon. You will not fall as long as I stand. Güzel. Aldık. Son vuruş herhalde. Ölmedi ya lan. Shit, not again. Hadi lighting is ready. E bitti daha ne yapacağız? What was ours shall remain ours. Ne diyor? Outlink operation Kepler Little Mother Secure ya. Ya gördüğünüz gibi olmuş abi, yapmışlar işte, yani oynanıyor. Bir hikaye var, bir diyalog var. Yeni görev aynen. Daha önce burada savaşmıştık. Şimdi burada savaşıyoruz. Escape. Gideceğimiz yer. Burayı deneyelim. Hub'da karakterler arası diyalog kuruyorsunuz. Gezegenlerden gezegenlere gidiyorsunuz. Az önceki tutorial'dı. Şimdi asıl düşmanlar işte. Evet, doğru. Az önceki eğitim kısmıydı. Ondan birbirimize dövüştük. Şimdi asıl düşmandan olduğu yere gidiyoruz. Where is my target? Phoenix reporting. Who needs help? Bitti bu kadar. Şimdi bu arada atmosfer tasarımı böyle. Tamam, bitti, combat başlatalım şimdi.
Of, iyi oldu. Bir tane daha. Tamam, bu kadar. Sonra... Bu kadar. Mother's finest. Vuramıyoruz. Here to help. Moving out. Engaging the target. Moving. Engaging. Roger that. Onlar kim oğlum? Ben bunları bir. Ha, keep on. Lones bir tanesini hayatta bırak diyor. Bir tane klon hayatta kalsın diyor. Tamam. Kurtarmaya çalışıyoruz. Yeni insan klonları. Hayatta tutmaya çalışıyoruz. Assault protocols online. Oo, yok etti. Unit is moving. Target position acquired. Target neutralization process starting up. Çok fazla canımızı götürdü ha. Lighting at the ready. Ben kendimi gördüler beni. Geçmiş olsun. O da hareket ettiremiyoruz. Onu da vurmuyor. Wow! O öldü. That was fast. Yes. Security breach. Vay arkadaş yormuyor ya. One down. Üçüncüyü sıkamıyor. Easy now. I'm here. Tamam. Move it out. Klonlardan biri öyle bu GG ya. Engaging the target. Ha iyi divi. Oha. Engaging. Bu kızımız öldü. Engaging the target. İner inmez GG. Engaging. Engaging the target. Oh fuck. Need a med kit. Need backup. Taking heavy fire. Bu kadar. Orada kalsın. Assault protocols online, engaging hostile. Spread out. Bunu nasıl öldüreceğiz lan? Nerede patladık? Burada patladık. Reis now geldi. It's my turn. Hanıma geldi. I am just perfect. Am I not? Görünmez yaptık bunu tamam. He
System performance optimal. Unit condition critical. Of, süper. Tekledik. Tamam, bu cephe tamam. Fire it up. Finally. Püh, yanlış yaptım ya. On the move. Var kodu getirik. Çok büyük hata. Here to help. Buraya atabiliyor mu? Help is on the way. Understood. Biraz daha yaklaşacağız. Bu sefer de puan yetmiyor. Move it out. Roger that. Benim karakteri görmüyor lan. Engaging. Engaging the target. Öldü adam. Yine yanlış tıkladım. Planı uzaklaştırıyoruz. Aa, bunlar da can basıyor. Ana. Hiç dikkat etmedim. Tür. Target position acquired. Take dedi abi. We are the future. Saklanma olma alanlar olması lazım. Bilmiyorum. Bunu korumamız lazım. Oyunu almamız için. Yo, optional diyormuş lan. Assault protocols online. Ha, öldüm. Yes. Mother. Herkes öldü lan. Oha, alana bak. Do not waste my time. Leisure time. Hatta geliyor. Düşman mı gelecek? Yes. On the move. Here to help. Hızlı geçme yok mu ya? Hareketleri hızlı görsek.
Ne sıkıyor? Tamam bitti, aldık oyun. Tamam başka bir. Mother's wrath. Mother'ı kurtardı valla. Dark Enchantress. Evet, yani böyle böyle devam ediyor işte, görevlere gidiyorsunuz. Bir yan göreviniz var, bir ana göreviniz var. Neymiş? Crafting Station. Oo, güzel. Ama kullanamıyorum şu an. Karakterlerimize eşya yapıyoruz ha. Kurtardığımız yeni insanlar. Biton gidebileceğimiz, biton demeyeyim de şimdilik lafın gelişi söyledim. Birçok görevimiz var. Valla Metaverse yapmış abi. Oynanıyor işte oyun. Oyun oynanıyor işte yani. Oyun çıktığı zaman Türkçe dil desteği de olacak. Biz daha çıkmamış bir halini oynuyoruz. Bize erken eriştirdiler. Teşekkür ediyorum Erkan abi. Her ne kadar benim sevmediğim bir, yani nasıl sevmedim demeyeyim de, oynamadığım bir tür olsa da, bakın burada third person karakterler, diyaloglar, seslendirme, alt işte yazılarla destekleniyor aynı şekilde. Türkçe dil desteği olacak. Kendi oluştukları bir evren var. Bak bu kolay bir şey değil yani. Ne bileyim, Warhammer üzerinden görüyorsunuz. Bir sürü oyun çıkıyor mesela. Hazırda kitaplar yazılmış birçok şey var. Total War mesela. Dynamini ne yaptılar? Aldılar. Warhammer evrenini evreniyle birleştirdiler. Modeller hazır, hikaye hazır, tasarımlar hazır. Artworkler hazır, ne bileyim karakterler, her şey hazır. Böyle bir şey değil. Burada Erkan abi oturmuşlar, baştan aşağı bir evren yazmışlar, karakter yazmışlar, karakterlerin geçmişini yazmışlar. Yeni karakterler işte oluşturup birbiriyle diyalog geçirmişler. Ondan sonra felsefi bir sisteme dayandırmışlar. Ondan sonra bilim kurgu olmuş, mis gibi tasarımlar. Kolpalık yok. Yani şöyle küçük detaylar bile çok hoş. Mesela dur şakım, şuraya kadar getirsek şunu tutabiliyor mu? Yok, bu zaten şeyindi. Kızın bardağıydı. Büyük ihtimal bu atmosfer değişir. Irklar koymuşlar. Yani olmuş, gideri var. Çıktığı zaman oynanır. Artı Discord kanalları var, web siteleri var, sosyal medyaları var. Eğer Steam üzerinden forumları var. Yani çıktığı zaman oyuncuların yapacağı beslemelerle inşallah bu başını bir Türk grubun çekti ama çok ne derler, milletli Metaverse oyun stüdyosu başarılı olur umarım diye düşünüyorum. Ve tekrar altını çiziyorum, bakın hiçbir maddi destek almadan baştan aşağı, ya biz şöyle bir oyun yapalım diye fikir ve projeyle birbirlerine inanarak hareket eden bir ekibin yaptığı gözüküyor. Girişte de anlatıyor zaten. Ben tebrik ediyorum Erkan abi. Umarım güzel yerlere gelir. Biz de elimizden geldiğince en azından insanlara göstereceğiz, tanıtacağız. Paylaşımını yapacağız. Bundan sonrası artık ne oluyor? Oyuncuların zevkine ve oyuncuların bizzat muhabbetine kalıyor. Şimdilik ben bize bu oyunu erkenden verdiğin için, denememize ve kitleme göstermeme vesile olduğun için sana teşekkürlerimi sunuyorum. İzleyicilere de teşekkürlerimi sunuyorum. Yine aynı şekilde YouTube'da bakın, yorumlarınızı bekliyorum. Belki Erkan abi de davet ederiz, bir podcast yaparız, bir sohbet, röportaj yaparız. Şimdilik Angelik'ten diyeceklerim bu kadar. Sonraki bir içerikte görüşeceğe kadar kendinize iyi bakın. Evet. Ha, Erkan abi burada mıydın?
Ben hiç buradasın diye düşünmüyorum. Dur hemen bir şey yapalım. Vipleyelim abi seni. Dur bir dakika. Ama bu sürpriz oldu. Keşke burada sen anlatsaydın. Kendin anlatırdın ya. Ha, çaktırmadan mı izliyordun? Tamam tamam. Bak yemin ediyorum ben normalde çok dayanamam. Zaten az biraz şey yaptım. O hızlandı. Ben mi kaçırdım bilmiyorum. Bir de biraz şey oynadım. Tabi o bütün tip kutularını falan okuyarak hangi skill hangi işe yarıyor falan. Ama şu an çok yoruldum yani. Empire Total War'dan sonra buraya geçtik. Empire Total War'dan buraya geçince çok yoruldum yani. 2 saatlik. Kaçıncı saate girdik biz? 4. saate giriyoruz. Daha bir de gün içerisinde işten geldim yani. Ama merak etme bakacağız inşallah daha detaylı. Şurada bir hemen sana bir şey yapayım da chatte bir dakika. Rol vereyim de hemen bir. Evet. Beğendin mi sen? Ama bir şey diyeyim mi? Oynanıyor abi. Zaten olması gereken de bu değil mi? Benim için önemli olan oynanıyor olması. Zaten girişte de söyledim yani. Burada kolpa yapmaya gerek yok dedim ki. Ya böyle diyalog olan, RPG oyunları olan sistemlerde grafikleri şuna bunlara pek bakmasam olmuş. Ama şunu söyleyeyim biraz dediğim gibi seksist bilmiyorum çok mu ben mi şey yapıyorum ya da alıştık mı bilmiyorum ama biraz tasarımlarda biraz da böyle gacılar biraz şey gözüküyor, alımlı gözüküyor. Ama bu saatten sonra da tabii model tasarımlarına artık etki edilmez. Şunları çok beğendim şu iki karakteri. Dur bakayım. Bu iki karakteri çok beğendim. Şunun skill'leri çok hoşuma gitti. Animasyonları falan çok hoş. Biz zaten soldier olmuşuz. Onun dışında şu can basanları medikleri geç. Başka bakayım. Şu iki yok ya. Bu iki abla hoşuma gidiyor. Ben şunu sevdim abi. Şu iki karakter lideri var yani. Bu ikisi. Kahraman oldukları için tabii hepsi ayrı güzel ve yakışıklı. Fakat oyuncuların ciddi bir özelleştirme imkanı olacak karakterleri. Güzel. Yani şuradan diyorsun. Allah dur. Ben ana karakterimizi de sevdim. Çok hoşuma gitti. Karizmatik. I will endure. I will adapt. Buradan değiştirebiliriz öyle mi? Mesela bunda ne var? I will never forsake. Hatta bunda options yok. The tragedy of life is what darkens on Tekna. Ha silah da değiştiriyoruz. Ha rengini. Güzelmiş. Poor aimlings. Even their great ones will be buried into history. Aa şeyle mi? And history will be forgotten. Böyle daha şey gözüküyor. Karizmatik gözüküyor. Evet. Bir şey diyeyim karakterler orijinal ama güzel yani. Tamam şimdilik şey yapalım çıkalım. Abi dediğimiz gibi değil mi? Full çıktığında Türkçe dil desteği. Bak Amarhan o seviyor zaten. Şeyler iyi diyor hatunlar iyi diyor. Çakal ya. Güzel. Yani zaten yetişkinlere hitap eden bir oyun. Çoluk çocuk oynamayacak ya. Ama benim genel olarak benim yayın politikam 7 yaşındaki çocukla 70 yaşındaki abinin amcanın izleyebileceği şekilde olduğu için ben genel çehrede düşünüyorum. O yüzden öyle dedim yani. Güzel. Mother karakterinin şeyleri de iyi yani. Skill'leri de güzel. Aura'ya bakabilirsin özellikle. Ha ona geçti artık kapat. Demada çok opsiyon koymadık ama tabii tam sürümde bol bol olacak eyvallah. Karakter özgünleştirmesi hakikaten çok insanların sevdiği bir şey. Kesinlikle olması lazım. Özellikle bak saç, bıyık, sakal bilmem ne. Yani kadınlara bilmiyorum. Gerçi çok böyle bıyık yapabileceğimiz insan karakter görmedik ama. Kendimiz mesela karakter koyabilecek miyiz? Sıfırdan böyle bir karakter. Mesela şey yapardık FIFA'da, NBA'de. İstediğimiz bir futbol takımına veya işte basketbol takımına kendi adımızı koyup olacakmış bak.
Kendi adımızı falan yapardık. Bütün statları böyle 99 yapardık. Ta haritanın bir ucundan bir ucuna şut çeker, gol olur. Ne bileyim, üçlük atar falan, tutar. Onun gibi böyle kendimiz karakter koyabilecek miyiz peki sıfırdan? Custom. Sıfırdan olmayacak, ancak Phoenix'in ciddi bir özelleştirmesi olacak. Çünkü ana karakter olduğu için biraz daha özgürce özelleştirebilmesi lazım. Eyvallah. Tamam. Güzel. Valla şahsen olumsuz bir şey görmedim. Tebrik ediyorum. Olmuş abi işte. Hatta bak Instagram'da, dur bakayım. Instagram'da ta şeyi denerken, senle beraber ta 2005 mi 2006'dan mı bulabilirsem, ha geçen göstermiştim, baksana senle o zaman Total War Türkiye topluluk temsilcisi diye böyle bir sıfatla gittiydik, ama sonra tabi Tom Sarver'de yazarlığımız falan, hatırlıyor musun şeyle, Uğur, ben, Oruç, bir de Level'da bir arkadaş da vardı, adını unuttum yani. Gelmiştik, denemiştik. En güçlü karakter tabi Iset Ana. Tanrıça gibi karakter, ama o tam olarak takımımızda değil. Özel bir karakter. Her zaman zaten anladım onu. Mevzuyu anladım. Tank geldiği için anne olaya dahil oldu. Anne olaya dahil oldu. Zaten anne gelmese o tankı nasıl öldürecektik abi? Yani anne gelmesi olma. Bir şey değil mi? O da çok güzel olmuş abi. Bir yere gidiyorsun. Senin dışında hikayesel bir gelişim oluyor işte. Mesela mekanı bastın, eyvallah. Adamları öldürüyorsun. Bir anda tanklar geliyor. Yeni de kuvvetler geliyor. Baktı dengeler bozuluyor. Anne mevzuya dahil oldu. Hikayenin böyle küçük nüanslar hoşuma gitti yani. Monotonluk yok. Yani potlar indir, adamları vur, geri üste dön. Yok. Bir ahenk katmışsınız yani. Aynen, zaten o görevi söyledi. Anne gelene kadar dayan. Ha, okumamıştım işte. Amaç dayanmaktı. Herkesi öldürmek değil. Bizim oyunda zaten her zaman önüne geleni öldürmek değil amaç. Çok farklı görev tipleri var. Eyvallah. O aynen SSD hızında yaşadığımız için o mevzu var mı? Peki benim dikkat etmedim, kaçırdım. Yani mesela ben dedim ki şuradan şuraya gidecek, ondan sonra diğer karaktere geçmek istiyorum. O zaten o hareketi yapıyor ya. Ben hemen diğer karaktere sıçramak istiyorum mesela. Bu özelliğimiz var mı? Ha, onu yapacağız. Evet, tamam. Çok konuda eleştiri geldi. Tamam, eyvallah. Bak, demek ki aklın yolu bir. Herkes onu istemiş. Güzel. Onun dışında bir şey yok abi yani. Aynen aynen. Onun dışında bir şey yok yani. Oğlum bu Adidas değil lan. Call of Duty yazıyor burada. Görmüyor musun? İbrahim. Banlarım bak seni. Peki bir şey diyeceğim. Erkan abi şeyi izledin mi? Girişi izledin mi? Ha, bu fotodaki mi? Oğlum onu ben lise çağlarımda karakterim oturduktan sonra marka takıntımı yenip ben arkadaşlarıma dağıttım bütün markaları. Marka kıyafetleri. Bu da o dağıttıklarından bir tanesi. Bak Amarhan sevdi. Amarhan seni sevdi Erkan abi. Hemen gift. Bir tane abonelik. Savaşın hızı konusunda eşitliği geldi. Saklanma, siper alma gibi özellikler ekleyeceğiz. Var tabii, gelişleri çok şey var. Önemli olan potansiyeli var mı? Genel olarak doğru yolda mıyız? Onu görmekte. Girişini kaçın. Ha, girişine bak. Girişine de bayağı bir övdüm ona göre. Şey yaparsın, bakarsın öncesine. Zaten ben bu kısmı böyle YouTube'a atacağım. YouTube'a atarım yani. Bu ilk bölümü bakarız. Tamam. Şimdilik o zaman bu kadar diyelim. Ben abi, beni Empire Total War çok yordu. Dur şöyle kapanış yapalım. Evet. Angelik bizim ne yaptı? Bizden geçti. Sorularımızı Erkan abi gizli izliyormuş. Ekibin başı. Bütün soruları da cevapladı. Merak ettiğimiz her şeyin cevabını aldık. Arzu ettiklerimize gelecekmiş. Benim kaçırdıklarım zaten oyunda varmış. Durum son olarak böyle. Var mı daha soracağınız, varsa sorun. Kapatacağım artık.
Bana soracağınız varsa sorabilirsiniz. Erkan abiye varsa sorabilirsiniz. Vallahi abi, Verdun hakkında ne düşünüyorsun? Verdun çok sevmiyorum dinamiklerini de. Total War gibi düşük sistemli oyun var mı? Lan onunla değil lan, Angelic'le alakalı sorular sorun. Tekrar çok teşekkür ederim Tuğla. Ayrıca tüm yorumlar için bir daha teşekkür ederim. Tüm yorumları değerlendiriyoruz. Merak etmeyin. Herkese iyi hafta sonu. Eyvallah Erkan abi. Bir ara ikimiz de yayın... Aynen, çok iyi olur abi. Seni davet edeyim. Aynı böyle. Ben burada olurum. Senin kamera bu tarafta, bir ayarlatayım ben onu. Bir tasarım yaptırayım. Senin kamerayı da açarız. Soru cevap. Basil bu arada bit desteği için teşekkürler. Tamam. Haberleşiriz. Benim uygunluğumla senin uygunluğun olduğu zaman. İnşallah. Fakat sözü de aldık. Bu Türk oyun sektörünün önemli şahsiyetlerinden Erkan Boyalı da size soru cevap yaparız. Önce ben bir soruları yöneltirim. Ondan sonra chatten soru alırız. Oyun yapımıyla alakalı, önceki Hükümran Senfoni süreciyle alakalı, sonra bu Metaverse ile alakalı, yeni stüdyo ile alakalı ve yapılan oyunla alakalı sorularınızı alırız. Güzel bir söyleşi olur. Ben teşekkür ediyorum tekrar Erkan abiye ve değerli izleyicilere sabrından dolayı.